Samsunspor devre arasında Almanya'da top koşturan 32 yaşındaki forvet Theofanis Gekas'ı transfer ettiğini duyurduğunda kapı komşumuzda küçük çaplı bir kıyamet koptu. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'a gitmeyi nasıl kabul ederdi? Atatürk'ün resmi göğsüne işlenmiş formayı nasıl giyerdi? Aşırı milliyetçi Yunanlılar Gekas'a hakaretlerle saldırıyor ve onu bir anlamda hain ilan ediyorlardı. Tıpkı 1948'de Atina'da Türk milli takım formasıyla Yunanistan'a gol atan Lefter Küçük Andoniadis gibi. Fabrika işçisi babanın oğlu olarak Larissa'da ve zor şartlarda geçirdiği çocukluğunun sonunda güreş ve futbolla tanışmış. Yunanistan'da serbest güreşte şampiyonluk elde etmiş ama onun futbol tutkusu ağır basmış. Larissa'da başlayan futbol kariyerinde Panathinaikos, Bochum, Bayer Leverkusen, Portsmouth, Hertha Berlin ve Eintracht Frankfurt formaları giymiş. Bir kez Yunanistan'da, bir kez de Almanya'da gol kralı olmuş. Almanlar için Gekas bir Yunan tanrısı adeta. Şimdilerde ise Almanya'da yaşadığı dönemdeki en yakın arkadaşlarından biri olan Halil Altıntop'la aynı denizin kıyısında, Samsun'da yolda yanından geçenlerin sevgi gösterileriyle karşılaşıyor. Yemek ısmarlamak isteyenlere olumlu yanıt veremiyor ama kahve denince akan sular duruyor. O gol attıkça 19 Mayıs tribünleri Sirtaki ile sallanıyor. Gekas, Gekas, Gekas sesleriyle stadyum inliyor. Aileleri bir türlü anlaşamayan iki sevgili gibi Samsun tribünleriyle Gekas'ın durumu. Her ikisinin de amacı Samsunspor'u eller üzerinde tutup yeniden ayağa kaldırmak. Futbol oynarken bazen evdeki vazolar, bazen de zihne yerleşmiş birkaç ön yargının kırıldığı olur. Normaldir öyle kazalar.